Türkiye. Selamlar Ailegen ailesi. Yine sizlerle birlikteyiz. Kütle ve ağırlık merkezlerini işleyeceğiz. Cisimleri oluşturan her bir tanecin ağırlığının birbirine paraleldir ve taneciklerin ağırlıklarının bileşkelerinin uygulama noktası cismin ağırlık merkezidir. Burada gördüğünüz gibi herhangi bir cismi ele aldığımız zaman arkadaşlar her bir taneciğin ağırlıklarının uygulama noktası yani bileşkesi bulduğumuzda bize ağırlık merkezini verir. Her bir taneciğin toplam ağırlıkları da cismin ağırlığını verir. Cisimlerin ağırlık merkezlerinin düşey doğrultusuna bir destek konursa cisimler dengede kalır arkadaşlar. Şimdi burada gördüğünüz gibi düzgün geometrik cisimlerimiz var. Bunların ağırlık merkezlerini daha önceki derslerimizde görmüşüzdür. Burada arkadaşlar gördüğünüz gibi bir kare var. Karenin ağırlık merkezini düşey doğrultusuna bir destek konulduğunda gördüğünüz gibi dengede kalır. Yine burada bir dikdörtgen şeklinde bir çubuğumuz var. Yine bunun ağırlık merkezinden geçecek şekilde bir destek konulursa yine bir üçgenin ağırlık merkezinden uzantısı geçecek şekilde desteği koyarsak ve herhangi bir cisim düzgün olmayabilir. Yine uzantısı destekten geçecek şekilde ağırlık merkezinin uzantısı destekten geçecek şekilde koyarsak yine sistemler dengede kalır. Tel, çubuk veya çember biçimindeki türdeş cisimlerin ağırlık merkezi konusuna gelince arkadaşlar çubuk şeklindeki tel ya da çubuk şeklindeki türdeş cisimlerin ağırlık merkezleri cisimlerin tam orta noktasıdır. Burada gördüğünüz gibi arkadaşlar L uzunluğundaki bir çubuğu ele aldığımız zaman tam onun orta noktası yani L2'ye ayırdığımız zaman tam orta noktası bize cismin, çubuğun ağırlık merkezini verir. Çember şeklindeki bir cismin ağırlık merkezi arkadaşlar çemberin geometrik merkezidir. Çemberin geometrik merkezi gördüğünüz gibi tam O noktasıdır ve burası bize cismin ağırlık merkezini verecektir. Burada bir notumuz var arkadaşlar. Aynı maddeden yapılmış ve aynı kalınlıktaki türdeş demirlerin ağırlıkları boyları ile doğru orantılıdır. Bunun için cisimlerin uzunlukları kullanılabilir. Düzgün geometrik cisimlerin ağırlık merkezi bir kare, dikdörtgen, paralel kenar, eşkenar dörtgen, deltoid gibi cisimlerin ağırlık merkezi arkadaşlar köşegenlerin kesişim noktasıdır. Gördüğünüz gibi karenin köşegenlerin kesişim noktası ağırlık merkezimizi verecektir. Yine dikdörtgen şeklindeki bir cismin ağırlık merkezini bulurken yine köşegenlerin kesişim noktası eşkenar dörtgende de yine köşegenlerin kesişim noktası şeklinde bulabiliriz. Bunu tabi genişletebilirsiniz. Paralel kenar, deltoid yine hepsinin köşegenlerin kesişim noktasıdır. Üçgenin ağırlık merkezini bulurken arkadaşlar, üçgenin ağırlık merkezini bulmak için şunu yapıyoruz. Direkt kenar ortayları buluyoruz. Kenar ortayların kesişim noktası bize üçgenin ağırlık merkezini verir. Burada gördüğünüz gibi kenar ortayların kesişim noktası ağırlık merkezini verecek. Burada önemli bir notumuz var arkadaşlar üçgenin ağırlık merkezi ile ilgili olarak. Üçgenin ağırlık merkezi herhangi bir kenara bir birim uzaklıkta, o kenara ait köşe ise iki birim uzaklıktadır. Buradaki A kenarına A birim uzaklıkta ise A köşesine 2A birim uzaklıktadır. Yine B köşesine 2B, B kenarına B birim uzaklıktadır. C köşesine 2C, C kenarına 2C birim uzaklıktadır. Dairenin ağırlık merkezine gelince, eğer dairemiz türdeyse arkadaşlar, bu durumda yine geometrik merkez dairenin ağırlık merkezidir. Burada yine iki önemli notumuz var. Birincisinde üçgende ağırlık merkezi. Az önce söylediğimiz not geçiyorum. İkinci notumuza gelince aynı maddeden yapılmış aynı kalınlıktaki türdeş levhaların ağırlıkları alanları ile doğru orantılıdır. Yani bunun için de sorularda direkt alanlarını alabiliriz ağırlık için hesaplamalarda. 4. Küre ve silindirin ağırlık merkezine gelince arkadaşlar kürenin ağırlık merkezi direkt yine geometrik merkezdir. Silindirin ağırlık merkezini hesaplarken silindirin alt ve üst tabanlarının dairedir biliyoruz ki bu geometrik merkezlerini birleştiren doğrunun tam orta noktası silindirin ağırlık merkezidir. Yine bir notumuz var. Aynı maddeden yapılmış 3 boyutlu türdeş cisimlerin ağırlık merkezini hesaplarken yine arkadaşlar hacimleriyle orantılıdır. Hacimlerini direkt işleme katabiliriz hesaplama yaparken. Hacim iş katarak da basit bir şekilde soruları çözebiliriz. Noktasal cisimlerin ağırlık merkezi. İki cismin ağırlık merkezi cisimlerin ağırlık merkezlerini birleştiren doğrunun üzerindedir.
Sistemin ağırlık merkezi ağırlığı büyük olana yakındır. Cisimlerin ağırlık merkezlerine göre torkları eşittir. Burada gördüğünüz gibi arkadaşlar M ve 2M kütleli iki tane cismimizi aldığımızda bu bir sistem oluşturdu. Bunların ağırlık merkezine O dersek 2M kütleli cisme daha yakındır. Ve bu O noktasına göre her bir cismin torku birbirine eşit olmak zorundadır. Ve bilinmeyeni bu şekilde buluyoruz. Yine burada gördüğünüz gibi arkadaşlar 3M ve 2M kütleli iki cismimiz var. Bunların ağırlık merkezine gelince 3M ve 2M kütleli cismin ağırlık merkezi torkların eşit olabilmesi için zıt bir şekilde uzaklıkları pay edilmelidir. Yani 3M'e 2 birim, 2M'e 3 birim uzaklıkta olursa ağırlık merkezimiz bu şekilde olur. Ağırlık merkezimizin bileşkelerinde de ağırlıkları hesaplarsak 3M ve 2M'in toplam 5M'lik bir ağırlık elde ederiz. Kütleleri M1, M2, M3 olan cisimlerin ağırlık merkezini oluşturan üçgensel bölgededir arkadaşlar. Buradaki M1, M2, M3 3 cismimiz var. Koordinat ekseni verilmiş. Burada oluşan üçgenin içindedir ağırlık merkezimiz. Koordinat düzenindeki cisimlerin kütle merkezlerinin koordinatları YKM ya da XKM'yi bulmak için arkadaşlar cisimlerin Y eksenine göre tork toplamı kütle toplamına bölünür. Ağırlık merkezinin Y ekseninin yeri bulunur. Yine aynı işlem Y eksenine göre torkların toplamı kütleler toplamına bölün. Ağırlık merkezinin X ekseni üzerindeki yeri bulunur. Burada gördüğünüz gibi YKM için torkları buluyoruz. M1 çarpı X1, M2 çarpi X2, M3, MN çarpi XN şeklinde yapıp toplam kütleye bölerek YKM noktasını buluyoruz. XKM için de aynı şeyi yapıyoruz arkadaşlar. M1 çarpı Y1, M2 çarpi Y2, M artı MN çarpı YN bölü toplam kütle yapıyoruz. Burada dikkat edeceğiniz şey arkadaşlar YKM Y koordinatı değil. Buradaki X1, X2 de X koordinatları değil. X'e olan uzaklıklar. Aslına bakarsanız X1 dediğimiz şey Y koordinatını da verir. Aynı şekilde Y1 dediğimizde birincinin X koordinatını vermiş olur. Buradaki XKM'de bizim bulduğumuz değer Y koordinatı değeridir. Burada gördüğünüz gibi X1, X2, X3 X ekseni olan dik uzaklıktır. Y1, Y2, Y3 de Y ekseni olan dik uzaklıktır. Sistemin ağırlık merkezine gelince arkadaşlar birden fazla türdeş cisimin ağırlık merkezi paralel kuvvetlerin bileşkesi yöntemiyle, metoduyla bulunur arkadaşlar. Bunu geçen derste görmüştük. Paralel kuvvetlerin bileşkesi ne? Burada gördüğünüz gibi arkadaşlar O1 merkezi ve O2 merkezi iki dairemiz var. Bunların ağırlık merkezlerini bulmak için paralel kuvvetlerin bileşkesinden faydalanıyoruz. Gördüğünüz gibi O1 merkezli ve O2 merkezli paralel kuvvetler şeklinde gösterecek ağırlıklarını aşağı yukarı yere doğru. Ve bunların bileşkesi arkadaşlar bize ağırlık merkezimizi verecek. Toplam ağırlık ağırlık merkezinin ağırlığını verecektir arkadaşlar. Burada ağırlık merkezinin uygulama noktasına olan uzaklıklarına göre torklarını alırsak birbirine eşit çıkmak zorundadır. Yani G1 çarpı A, G2 çarpı B'ye eşittir. Ve buradan bilinmeyeni bu şekilde bulacağız işleme katarak. Evet, sorularda arkadaşlar ağırlık yerine MG formülünden D çarpı B çarpı G haline dönüştürülebilir. Ve soruyu bu şekilde çözebiliriz. Eğer bize hacim istemleri verilmişse direkt hacim ile D çarpı B kütleyi biliyordu biliyoruz ki. Ve G ile de yer çekimi sabitleri çarparsak da ağırlığını bulmuş oluruz. Aynı maddeden yapılmış sistemlerde öz kütle kullanılmaz. Bu yüzden sadece hacim işleme katılır ve levhalarda alan tellerde de uzunluk işleme katılır. Yani uzun uzun ağırlığı bulmamıza gerek yok. İşlemlerde hacim 3 boyutlu cisimlerde hacim, 2 boyutlu cisimlerde alan, tek boyutlu cisimlerde de uzunluk katılarak işlem yapılabilir. Evet, bu soruya gelince arkadaşlar aynı maddeden yapılmış kalınlıkları eşit homojen 3R, 2R, R yarıçaplığı KLM levhaların ağırlık merkezi O1'den ne kadar uzaktadır diye sormuş. Şimdi levha olduğuna göre arkadaşlar levhada direkt alanlar ağırlıklarla orantılı ve direkt alanları bularak ona göre bir ağırlık oranları yapacağız. K'nın alanı
Karaçapı 3R olduğuna göre 3R'nin karaçapısı çarpı pi'dir. Yani pi çarpı 3R'nin karesi 9R kare yapar. L'nin alanı levhanın, L levhasının alanı ise arkadaşlar yarıçapı 2R olduğu için pi çarpı 4R kare yapar. M'nin alanına gelince arkadaşlar yarıçapımız R olduğu için pi R kare yapar. Şimdi burada arkadaşlar direkt ağırlıklarını şu şekilde oranlayabiliriz. Pi R kareyi G dersek burası 4G, burası 3G olur. Şimdi arkadaşlar sistemi şu şekilde sembolize edersek O1 merkezli, O2 merkezli, O3 merkezli dairelerimiz var. O1'den ne kadar uzakta olduğunu bulmak istiyoruz. O1'den x kadar uzaklıkta olsun. Şu mesafeyi bilmiyorum. X kadar uzaklıkta olsun. Tüm mesafeme gelince arkadaşlar buradan buraya kadar olan mesafe. Şurası da 2R'dir arkadaşlar. Burası 3R, 2R, 2R ve burası da R'dir. Toplarsak arkadaşlar toplam 3, 4, 8R yapar. Şu mesafe tamamı 8R yapar. Durun arkadaşlar şu O noktasına göre buraya merkezimize O noktasına göre tork alırsak 4G ve G ağırlıklı cisimler saat yönünde, 9G ağırlıklı cisim ise saat yönünün tersinde. O zaman bunun torku bu ikisinin torkları toplamına eşit olacaktır. 9G çarpı X eşittir. Şu mesafe arkadaşlar şurası 3R'dir. Çünkü O1 ile O3 arasındaki mesafe R artı 2R 3R'dir. Şu mesafeme gelince arkadaşlar şurası toplam 5R, 5R'den X kadar azdır. O halde 5R eksi X çarpı 4G artı şu mesafemiz arkadaşlar 3R artı 5R eksi X diyebiliriz. Bu durumda çarpı G. Bunu arkadaşlar G parantezini alırsak G'ler gidecektir. Şurada içler dışlar çarpımı yaptığımızda 20R eksi 4 X artı şurası 8R yapacaktır. 8R ile 1'i çarpacağız. Direkt 8R eksi X olacaktır. Bu da eşittir 9X'e. Bilinenler bir tarafta, bilinmeyenler bir tarafta toplayacak şekilde yapacak. Yani X'leri bir tarafa atarsak arkadaşlar eşittir bu tarafına. 9X artı 4X artı X eşit olacaktır. 20R ile 8R'nin toplamına yani 28R. Burası toplam 14X yapacaktır arkadaşlar. Eşittir 28R'ye. Her iki tarafı 14'e bulursak buradan gördüğünüz gibi X 2R çıkacaktır. Yani O1'den 2R uzaklıkta çıkar. Diğer bir soruya geçince 8M, 3M ve M kütleli cisimler şekildeki gibi yerleştirilmiştir. 8M kütleli cisim K noktasına getirilirse sistemin kütle merkezi önceki durumuna göre kaç birim yer değişir demiş. Şimdi arkadaşlar şu anki durumda ağırlık merkezimizi hesaplayacak olacak olursak ağırlık merkezimizde arkadaşlar M ve 3M kütleli cisimi ele aldığımız zaman ikili ikili ele aldığımız zaman 3M ve M arasında mesafemiz toplam 4 birimdir. 3M'den 1 birim, M'e de 3 birim uzaklıkta olacağına göre bu iki sistemin ağırlık merkezi burasıdır. Bu iki cismin ve toplam ağırlığımız, kütlemiz daha doğrusu 4M yapar. Buradan 1 birim uzaklıkta, buradan gördüğünüz gibi 3 birim uzaklıkta. 8M ile bu bileşke ağırlığı ele aldığımız zaman arkadaşlar 4M'i, bunların arkadaşlar uzaklığına gelince gördüğünüz gibi toplam her bir uzaklığımız kök 2 birimdir. Köşegenlerden geçiyor. 3 kök 2 birimdir.
8m 4m'in 2 katı olduğuna göre 8m 1 birim, 4m 2 birim uzaklıkta olacağına göre ağırlık merkezimiz arkadaşlar bu nokta olacaktır. Toplam 12m'lik bir ağırlık etkisinde olacaktır. Yani şurası toplam 2 kök 2 birim. Burası ise arkadaşlar kök 2 birimdir. Gördüğünüz gibi. Ve bu şekilde olacaktır. İlk başlangıçtaki ağırlık merkezimizin konumu bu şekilde. K'ya getirildiğinde 8m kütlelicisin K'ya getirildiğinde üçem ve en kütleli cismin yine aynı konumda olduklarına göre ağırlık merkezi yine burası ve 4m etki yaparken 8m burada olduğuna göre yine gördüğünüz gibi arkadaşlar 4m ile 8m aralarında 2 kat var. Yine 4m'e 2 birim uzaklıkta 8m'e 1 birim uzaklıkta olacaktır. Ve tam burası 1 birim burası 2 birim tam bu nokta olacaktır. İlk durum ve ikinci duruma göre kaç birim yer değiştirmiş diyor. Kaç birim yer değiştirmiştir? İlk durumda ağırlık merkezimiz buraydı. İkinci durumda ağırlık merkezimiz burası. 1, 2 birim yer değiştirmiştir. Cevap 2 birim olacaktır. Kütle ve ağırlık merkezi aynıdır. Arkadaşlar biliyoruz ki çekimsiz ortamda ağırlık merkezinden söz edemeyiz. Bu durumda kütle ile ağırlık merkezi aynı olmadığını fark etmişizdir arkadaşlar. Kullandığımız isimlerin kütle ve ağırlık merkezleri arasında o kadar az fark vardır ki biz bunları ihmal ederiz. Normalde bir miktarda olsa fark olur. Tabii bunların ancak arkadaşlar çok yüksek cisimler, yüksekliği çok fazla olan cisimlerde, gökdelen, kule gibi cisimlerde ağırlık merkeziyle kütle merkezlerinin birbirinden farklı konumlarda olduğu rahatlıkla algılanır. Bunun sebebi de arkadaşlar yükseklik arttıkça yerin çekim kuvveti azalır ve bundan dolayı ağırlık merkezi yüksek cisimlerde daha aşağıda kalır. Şimdi bir gökdelenin ağırlık merkezine A noktası dersek, pardon, kütle merkezine A, ağırlık merkezine de B noktaları isimlendirirsek, ağırlık merkezi ve kütle merkezi aşağıdaki gibi olsun. A-B 2 santim olsun. Yani kütle merkezi ağırlık merkezinden 2 santim daha yukarıda olsun. Yer çekimi daha büyük olan gezegenlerde bu fark 2 santimden daha büyük olur. Yer çekimi daha küçük olan gezegenlerde, örneğin Ay'da 2 santimden daha küçük bir fark elde ederiz. Yani başka bir ifadeyle de arkadaşlar, çekim ivmesi yani G dediğimiz çekim ivmesi büyükse bizim gezegenimizden A fark B 2'den büyüktür. Çekim ivmesi dünyanın çekim ivmesinden küçük olan bir yerde ise A fark B 2'den küçük olur. Yine arkadaşlar Hacı Atmazlar'da da dip